Johnston mücadelesi, ikinci mücadele Galatasaray için yeni sezona dair hem taraftara hem de bizlere, futbolu konuşanlara oldukça önemli geri dönüşler verdi aslında ki Kerem Aktürkoğlu performansıyla hem Sarı Kırmızıların hem de futbol camiasının gözüne girdi diye düşünüyorum. Özellikle tabii ki transferiyle gelecek adına çok büyük umut aşılayan bir futbolcuydu ama bunun karşılığını sahada da verebiliyor Sürpriz değil tabii Kerem Aktürkoğlu'nun performansı. Ee, üçüncülükten geldi Galatasaray'da oyunu değiştiren, hucuma dinamizm katarak Galatasaray'ın geri dönüşler yapmasını sağlayan bir oyuncu olarak geçen sezon herkes tarafından övgüyle bahsedildi. Şimdi Erken sezon başı eleştiriler yapıldı. Mustafa Muhammed'le ilgili hala yapılıyor. Kerem Aktürkoğlu da işte istenilen seviyede değil. Hoca oraya bir kanat oyuncusu arıyor vesaire vesaire. Yani bunlar çok erken sezon başında elbette ki performans düşüşleri. Bir haftanın diğerini tutmadığı zamanlar olabilir. Ama sezonun genelinde nasıl oynuyor futbolcu? Resmi maçlar başladıktan sonra özellikle ilk 6 maçtan sonra performansı ne seviyede buna bakmak lazım. Şimdi Kerem bir kere oyun bilgisi yüksek bir oyuncu. Üçüncülükten geldi ama Galatasaray gibi büyük bir takımda hangi görevi verirseniz verin başarıyla yerine getiriyor. Bir kere dar alanda kısa mesafede onu yakalayabilmek çok zor. Değme stoperlerin, değme savunma oyuncularını yakalayamayacağını düşünüyorum. Çünkü topla ilişkisi çok iyi, topla çok iyi gidiyor. Çizgiyi iyi kullanıyor. Kararlılık yani finalize etme noktasında son noktalarda pas mı verecek? Kaleyi mi düşünecek? Kaleyi düşünecekse doğru gol vuruşunu nasıl yapacak? Bu konularda kendini geliştirecek ve gelişmesi için de bence zamana ihtiyacı var. E, bu konularda da geliştirilebilecek, kendini geliştirebilecek potansiyele fazlasıyla sahip. E, adım adım Kerem Aktürkoğlu çok daha fazla adından söz ettiren Avrupa piyasasında da yeri olan bir oyuncu olacak. Galatasaray için gerçek bir kazanım. Ben Alper Barış için de aynı şeyi düşünüyorum. Keçi öğren gücünden transfer edilen oyuncu. E, şimdi Galatasaray için esaslı güzel bir hazırlık maçıydı bence. Tam anlamıyla bir hazırlık maçıydı. E, çünkü Galatasaray'ın asla rakibi olamayacak bir takım vardı karşısında. Bir tek oyun planları var ama A, B, C'de Hiçbir alternatif planları olmayan bir takım. Dolayısıyla bu ölçü değil. Sevindirici bir durum. Galatasaray'ın 4 gol atıp turu geçmesi ki olması gereken buydu ama ölçü değil. Elbette ki oyun planında sorunlar var Galatasaray'da. Evet. Galatasaray'da bu oyun planındaki sorunları ortadan kaldırmak ve elbette ki taraftarın istediği noktaya takımı getirebilmek için de transferler gerekiyor. Bunun için de belli bazı oyuncuları göndermek lazım. Ben şimdi süremiz az kaldığı için ana başlıkta ile detaya girmeden söyleyeyim. Bir, Bugün itibariyle Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey başarısıyla, teknik direktörlük performansıyla bütün dünya tarafından tanınan Fatih Terim'in kendi gerçek performansına dönmesi. Gömleği terleyerek maçı soğuk havaya rağmen sen Johnson maçında yerinde duramadı. Gömleği terleyerek maçı takip etti. Her an oyunun içerisindeydi. Gerçek Fatih Terim performansı ortaya çıktığında Galatasaray transfer yapmasa bile hedeflerine ulaşabilir en azından eee ligde yani Türkiye içerisinde. E, bununla birlikte e, elbette ki Fegoli'nin forvet arkasında e, daha dar alanda oynayarak dar alanda top yapma becerisi, e, boş alan bulduğunda kaleye gidip gol yapma meziyetini göstermiş olması önemli ki bence Fegoli ritmini bulduğunda Valencia'da oynadığı gibi belki oyunun ikinci yönü yani defans yönünü oynayamıyor ama oyunu kuran bir kanat oyuncusu da olabilir ama ben forvet arkasında daha faydalı olduğu kanaatindeyim. Bu maç önemliydi ama bu maç buradaki performans Feguli'nin gitme ihtimalinin güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Feguli'nin gitme ihtimali var. E, Arap kulüpleri, Suudi Arabistan kulüpleri, Katar kulüpleri ilgileniyor ama e, sürpriz bir gelişme var. Bir Avrupa kulübü de ben şimdi bunu söyleyince İspanyollarla çalıştığım için herkes İspanya'dan bir kulüp diye düşünecek ama değil. İspanya'dan bir kulüp değil ama sürpriz herkesi şaşırtacak bir kulübün de çok ciddi bir ilgisi var Sofyan Feguli'ye. bunu doğrulattığımda açıklarım gitme ihtimali var. Mbaye Cagne Galatasaray'a para kazandırarak gitme ihtimali olan bir oyuncu ki ben, benim için de makul olan bu. En azından 11 milyon eurolar olmaz ama 4-5 milyon neyse Galatasaray para kazanarak bu futbolcuyla yollarını ayırabilir. Onun da Takımda oynamış kalırsam, olması... Takımda kalırsa Yani kat, şu an yani, e, iki santforunu kıyaslayacak olursak Galatasaray Mustafa Muhammed ve Jagne. E, bu dönemdeki skora katkılarını düşünecek olursak Jagne bir adım önde gibi görünüyor. Jagne'nin gol atmış olması gideceği gerçeğini değiştirmiyor. Gitme ihtimali halen var. Mustafa Muhammed için ben e, A dedim bugün bey diyemem. Mustafa Muhammed potansiyeli yüksek bazı yorumlara denk geliyorum işte katılamıyorum maalesef. Saygı duymakla birlikte katılmıyorum. Mustafa Muhammed top attığın zaman başarılı olan bir oyuncu deniyor. Asla böyle değil. Eğer öyle olsaydı sakat sakat işte Konya'da, Denizli maçlarında, final maçlarında geçen sezon sakat sakat işte oynayıp 40 metreye, 50 metreye nokta paslar atan bir oyuncu olmazdı. Ya da bu kadar gol istatistiğine sahip olmazdı. Mustafa Muhammed geriye gelerek de top alıp Tam da Fatih Terim'in istediği gibi bunu değerlendiren, topu saklayan, topu oyu takımına kazandıran bir oyuncu. 18 içinde de etkili bir oyuncu. Dolayısıyla Mustafa Muhammed bugün itibariyle sezon başı itibariyle performansı eleştirilmekle birlikte potansiyeli yüksek bir oyuncu bu gerçek. Gün gibi ortada bence. Fatih Hoca da zaten bir performans sorunundan bahsediyor. Bunun dışında bir performans bir herhangi başka sorun olduğu kanaatinde değilim. Yani Mustafa Muhammed dün iyi oyuncuydu, bugün kötü diyemeyiz. Mustafa Muhammed potansiyeli yüksek ve Galatasaray'da sonraki satışından para kazandıracak bir oyuncu. Bence Fatih Hoca'nın kafasındaki forvet Mustafa Muhammed. Falcao için bir gelişme yok. İşte Meksika kulüpleri çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Birazcık orada kara para trafiği de söz konusu olduğu için işte bazı takımlar çok yüksek transfer harcamaları yapabiliyorlar. Amerika takımının bir ilgisi var Meksika liginden ama net değil. Çünkü Jorge Mendes'in oyuncusu ve Jorge Mendes'in Çalışanlarıyla bu durumu konuştum. Bugün, dün itibariyle bugün itibariyle bir gelişme yok ama olması muhtemel. Çünkü karakterli bir oyuncu Galatasaray'ın durumunu biliyor. Sayın Başkan ona durumu açıkladı ve o da Galatasaray'ın bu kararına saygı duyuyor. Ama koşullar oluşursa bu kararı icra edebilecek her iki tarafta. Yani bir talibi olursa şu an itibariyle yok bir gelişme yok. E, Jetson Fernandez transferi ve Halil e, Dervişoğlu transferi Galatasaray için en önemli transfer hedefleri. Halil Dervişoğlu dün Brentford'da Arsenal'ı 2-0 yendikleri maçta kadrodaydı ama oynatılmadı. Evet. E, geçen seneden devam eden e, oyuncuları yani Toney e, çok başarılı bir performans sergiliyor. Onu deniyor e, Brentford. E, Mbomo oynuyor bir orijinal forvet olmamakta birlikte bir sayı transfer ettiler Lorient'den özellikle bir oyuncu tam bir forvet değil ama kanat oyuncusu. Dolayısıyla Force da varken Halil Dervişoğlu'nun orada 11 şansı bulması ya da çok süre alması mümkün değil. Babası Muzaffer Dervişoğlu da çok net bir biçimde bir irade beyanında bulundu. Neydi bu irade beyanı? Biz Galatasaraylıyız. Trabzon kökenliyiz ama Galatasaraylıyız. Oğlum oynamak istiyor dedi. Galatasaraylı yöneticilerin bu konuda bir çalışması var. Cezson konusunda da Rekord gazetesi oranın yani Portekiz'in en çok satan gazetelerinden bir tanesi spor gazetesi. Onlarla ortak bir haber yaptık önceki gün. Rekordtan Mano isimli arkadaşımla daha sayın bir planı var. E, satın almak şeklinde bir planı var ama e, 10 milyon euro rakamını kabul ederlerse ve bunu 3 yıllık vadeye yayabilirse Benfica bu çerçevede olacak. Çünkü oyuncunun iradesi Galatasaray'a gelmekten yani bunu net biliyorum. Onunla o da Benfica bir zannediyorum 12 milyon eurodan daha düşük bir fiyata elinden çıkarmayı düşünmüyor gibi bilgiler var. Yani Benfica bunu isteyebilir ama Benfica onu oynatmıyor. Meite, Joao Mario oynuyor vesaire. Oyuncu süre alamadığı için mutsuz, kenarda duruyor. Yani Ağustos ayının sonunda transfer dönemi kapanıyor. Yani böyle bir oyuncusunu muhakkak değerlendirmek isteyecektir. Oyuncu da bu yaşta yedek kalmayı istemiyor. Galatasaray başarılı olduğu yer ve Galatasaray'da oynadığı her maç üstüne koyarak oynadı. Oyuncu net bir biçimde gelmek istiyor. Ben bu transferin bir şekilde Galatasaray lehine çözüleceğine inanıyorum. Tabi Dieng, Leroy Fey'den bahsedildi. Bugün Leroy Fey Galatasaraylı yöneticilerden öğrendiğim kadarıyla Galatasaray'ın gündeminde değil ama Dieng de önceliği değil Galatasaray'ın. Galatasaray 1 milyon dolar kiralama bedeliyle bir teklif yaptı. 2 milyon dolarlık satın alma opsiyonu. Önceliği değil. Galatasaray'ın önceliği bir kez daha söylüyorum hiçbir zaman gündemden düşmeyen iki eski oyuncusu Halil Dervişoğlu ve Jetson Fernandez. Bununla birlikte işte Falcao, Diagne, Cagne ve Fegül'ün çıkışları söz konusu. Ben Galatasaray yönetiminin şu anda ki Cagne'ye sanırım Suudi Arabistan'dan çok sağlam bir teklif gelecek. O da maaşının biraz üstünde verirlerse bunu kabul etmeye razı. Bu oyuncuların çıkışı ile ilgili bir büyük transferi Yaparken harcadıkları mesai ve enerji harcadıklarını görüyorum. Hemen çok kısa o güne de Galatasaray'ı sorayım. Sonrasında Trabzonspor'dan da gelişmeler var. Onu da paylaşacağız. Ama ilk rakip Giresim Spor Galatasaray'da mevcut geride bıraktığımız dönemdeki özellikle Avrupa maçları Galatasaray'ın son maçı bir belki Giresim Spor mücadelesine dair bizlere ışık tutmuş olabilir sanırsın e, Son oynadıkları maçta Galatasaray'da şunu gördük. Yerden oyun oynayabilme kabiliyeti var. Israrla havadan oynarsanız işte sonuç alamıyorsunuz. Böyle fiziksel özellikleriyle oynayan takımlara karşı özellikle. E, çünkü birebir fırsatını çok fazla veriyorsunuz havadan oynadığınızda ya da uzun oynadığınızda. E, ama Galatasaray ne zamanki yerden oynamaya başladı. Ve takım içerisinde büyük bir cesaret gösteren Kerem Aktürkoğlu vardı. Orta sahadaki diğer oyuncular o kadar inisiyatif almadı. Kerem Aktürkoğlu her zaman kendisini orta ile ceza sahası arasındaki bölgede boşa çıkarmayı başardı ki zaten sonuçta o şekilde gelmeye başladı Galatasaray'da. E, Kerem'in hareketliliği Galatasaray'da çok önemliydi. Özellikle boş olan yaratmayı bu da şunu gösteriyor. Kerem her geçen gün oyun aklını da geliştiriyor. Evet. Sadece toplu oyun değil, topsuz oyununu da geliştiriyor. E, Galatasaray çok kıymetli bir oyuncu. E, üçüncülükten gelmesi vesaire hiçbir şey değiştirmez. Avrupa'da birçok oyuncu sayabiliriz. İkinci, üçüncülüklerden e, bugün yıldız, dünya yıldızı olarak ülkemize gelse e, havalimanına 20 bin, 30 bin kişi gider karşılamaya. E, onlar da üçüncülüklerden, ikinciliklerden çıktı. Kerem de büyük potansiyel taşıyan bir oyuncu. E, oyun görüşünü de geliştirmesi çok kıymetli. E, onun dışında Galatasaray'da dediğim gibi şimdi Sanjans'a 4 gol atmanız önemli. Ama iki gol yemeniz de ayrı bir parantez. Sorgulanması gereken bir şey. Evet, yani sen açısından iki, iki maçta üç gol yediniz. Öyle bakalım. Tabi burada Victor Nelson transferinden sonra savunma hattının ne performans vereceği önemli. Çünkü lüünde Yani bu sezon en çok tartışılan isim sanırım Galatasaray'da. Yani onun dışında bu denli tartışılan bir isim oynayan oyuncular açısından söylüyorum yok. E, performansı düştüğü için de Marka ile zaten uyumu e, eskisi kadar iyi değil. Çünkü savunmada o sakarlık dediğimiz şeyleri çok fazla yaşamaya başlamıştı. Nelson daha dengeli bir oyuncu. En azından e, ilk geldiğinde verdiği performansı verebilirse Marka'nın da performansı yukarı çıkar. E, Sasha Boy'un performansını iyi buldum. Biraz o da çok genç oyuncu. Kendini geliştirdikçe daha atletik özelliklerini daha da ön plana çıkaracaktır. Ee, sol kanatta zaten bir tecrübeli oyuncunuz var. Dolayısıyla orada Nelson sonrası ve öncesi bir Galatasaray'a bakmak gerekiyor. Giresunspor komple baştan yeni bir takım evet. e, kurdu. Te ligin tecrübeli, e, lig deneyimi olan isimlere ağırlık verdiler. İşte Trabzonspor'dan Flavio Diabete gibi önemli oyuncular aldılar kendileri açısından. E, dolayısıyla hem Giresunspor'u tartabileceğimiz hem de Galatasaray'ı tartabileceğimiz bir mücadele olacak tabii ki sonucunu şimdiden tayin etmek yorum yapmak çok zor ilk haftalarda her takım için. E, Trabzonspor'da <laughs> da özellikle